Kefen üzerine karikatür çizen bütün böcekler aklıma geldi bugün. Burnumu gıdıklayan ve baş ağrısıyla başımda gezinen ölüm böcekleri ayaklarını taşa basıp ruh hastası oldular. Fotoğraf makinesiyle mezarlıklarda can çeken ve arkamdan canımı çekiştiren dünyanın içinde yaşaya yaşaya bitmek ne normal bir durummuş. Gayet normal ölüyormuşum. Orijinali yokmuş ölümün. Mezar kokusuyla burnuma dolgu yaptıran ölümün kıymetiyle yaşamak, canımı okuyan gözlerle yaşamak ne normal bir şeymiş. Normal diyorum size bayım. Bu siparişleriniz, bu ruhsuzluğumuz ölümün var olduğu bir evrende normal. Bakın, gıcır gıcır bir ölüm aldım. Çekirdek yerken ölmeyi öğrendim. Ruhuma kramp girdi ve 5 dakika sonra gelmeyen ölümü ben kendi ellerimle aradım. Çikolata ve reçel kuyusuna defnedilen bir Pollyanna öyküsüyle defnedilmek ne de güzel. Garip bombalar yapıyorum aklımdan. Tabii akılda yapılan her şey ölüm gibi elimde patlıyor. Bom, bom, bom. Detone bir savaş. Soprano ölüm. Tenör bir mutluluk. Bayıltan komiklikler. Silip süpüren gündelikçi ölüm. Ölümün canı film izlemek istediğinde bize gelir, beraber izleriz. Önce kiraza benzer tadı, sonra değişir, biraza benzer. Ölüm biraz yaşamaya benzer. Neyse, bu kadar yeter. Filmi yapıldı dünyanın ve seyrediyoruz. Amu doktor ve manti bu denere can can. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ve Boston Film Eleştirmenleri Birliği en iyi yabancı film ödüllerine sahip 1997 yapımı Kiraz'ın Tadı. Yönetmenliğini Abbas Keyrüstemi'nin yaptığı bu film, İntihar etmeyi düşünen ve kendisine yardım edecek gönüllü bir suç ortağı bulmak amacıyla Tahran'ın kenar mahallelerinde dolaşan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Film, intihar etmek isteyen ve kendisine yardımcı olmayı kabul edecek birini bulmaya çalışan Mısır Bedi'nin öyküsünü anlatıyor. Öldükten sonra cesedinin ortada kalmaması için yardıma gereksinimi olan Bedi, Tahran'ın dışına doğru yol almaya koyulur. Arabasıyla Tahran'ın altını üstüne getiren Bedi, hayatına son verme kararını uygulamak için kendisine yardımcı olacak birini aramaktadır. Dağlarda kendisine bir mezar kazmış ama onu gömecek birini bir türlü bulamamıştır. İntihadın İslami kurallara göre yasak oluşuysa işini daha da zorlaştırmaktadır. Başrollerde Humayun Erşadi, Abdurrahman Vakili gibi oyuncular var. Bu filmi izlediğimde ölüm yanımdaydı ama Kiraz daha çok yanımdaydı. Hatice,